Nereden vücudumuzu yakınına çekmek bizim için önemli bir beceri. Onun için bunu geliştirmek için bunu ısınma olarak topu ileri geri sağa sola sağ elle başlıyoruz. Hadi herkes önce küçük bir hareketi ortada yapıyoruz. Evet. Bir stance pozisyonda çökmeniz önemli. Öne doğru eğiliyorsan hata yapıyorsun. Bizde arkaya doğru oturacaksın. Yani vücudun önde olmayacak, arkaya oturacaksın. Otur biraz daha. Kır dizini. Topa bakmıyorsun. Ayaklarını kapatıyorsun. Çok açık. Evet, şimdi biraz egzajere ediyorsunuz. Daha büyük yüklüklerle. Daha büyük yüklük. Daha sert ve daha büyük. İleri geri çek. Evet. Sağa sola derin kuvvetlerde iyice egzajere et. Ver bana. Kaçırabilirsiniz ama önemli olan daha tempolu yapmak, daha sert yapmak. Evet, şimdi sol elde yapıyoruz. Evet, şimdi hem solla yapıp arkada sağ elimizi atıp bir turda arkadan yapıyoruz. Evet, daha çok. Topa bakmıyorsun. Detay var. Düzeltebilirsiniz. Siz devam edin. Bu detaylarda şu anda vakit kaybetmeyeceğiz. Ama bu bireysel olarak oyuncuları daha mükemmelini yapmak için bunu antrenmanlarda geliştirirsiniz. Tut topu. Şimdi burada amaç şu. Adam geçmek, driblingle adam geçmek, illüzyon yaratmak. Yani ismin neresi? Şimdi en iyisi ben geçmek istiyorsam en iyisi ya topla kandıracağım el çabukluğunu ya da vücudumla kandıracağım. Vücudumla kandırmak için de bir şekilde vücudumla ona vücuduna atak etmem lazım. Vücudumla atak ettiğim anda onu yanılttığım anda istediğim yerden geçebileceğim. Şimdi onun için de jab step dediğimiz yani bu küçük adım bu hareketi yaptığında bana göre oyuncuyu geçmekte çok önemli bir detay. Bunu oyuncu ne kadar sert ve inandırıcı yapıyorsa savunmada reaksiyon veriyor. Savunmacılar ya vücuda göre ya topa göre hareket ediyor. İki tane faktör var. Şimdi ya topla kandırırım ya da jab step ve ayağımla kandırırım. Şimdi aynı şekilde stage'leri yapıyorsunuz. Fakat şimdi burada yaparken dribblingde bacağımı arasında attığım anda jab step'le savunmanın tersine atak ediyorum. Sonra tekrar adımı öne alarak sanki tersinden geçiyormuşum gibi gösteriyorum. Jab step'lerin kalitesi ve denge çok önemli. Adımı ne yaparsın sonra? Evet. Terse. Gel arkadan. Devam et. Hayır. İyi seyret. Ver. Topu sağa atıyorsan sağ elle sen sola geçeceksin. Sonra tekrardan ortaya geleceksin. Buraya atıyorsan topu her sefer tersine geçeceksin. Hadi bakalım. Evet. Evet terse. Çizgiye basmadan. Çizgiye iyi. Evet. Tam ortada yap, çizgiye basma. Aynı yerde duruyorsun, çabuk. Hayır, aynı yer terse. Evet. Evet. Vücudun ve topu terse almayı akıl edeceksin her seferinde. Evet.
topu takip etti. Şunun solunda tekrardan buraya alıp atabildi. Şöyle yapalım. 4 kişi yeter. 4 kişi yapsın. Boksu kaybetmeyelim. Biraz daha çabuk yapacağız. Şimdi bacak arası atıyorum. Bacak arası aldıktan sonra terse gidiyorum. Tekrar ortaya geliyorum. Bacak arası atıyorum. Terse gidiyorum. Çabuk yapacağız. Hadi gel. Evet. Evet. İleri doğru dönüyor. İleri. Evet. Güzel. Hadi. Hadi. Bacak arası atıyorum, tersi atak ediyorum, crossover'u tekrar buraya aldıktan sonra aldım, crossover'la topu tekrar çekiyorum, çizginin üstüne geliyorum. Şimdi topu çekeceksin. Terse, evet güzel. Terse, evet güzel. Hadi adımı da basarak. Sert basarak. Stok yaşadık bir oyuncu. Ama şimdi atletizm arttı. Herkes burayı yakaladığı için ya da turnik atıyor. Uzun da burada bloğa geldiği için kısadan atış gelişti. Fakat bu floater atışı nasıl kullanacağız? Yani burada geçtik adamı. Şimdi siz orada sol elle başlayacaksınız. Siz burada sağ elle başlayacaksınız. Sol elle başlayacağız. İki tarafta. Şimdi burada hareketi yaptıktan sonra buraya geldiğim zaman burada kontakla çift zamanlı floater atacağız. Gel. O tarafta hareketi yaptıktan sonra tek adım floater atacağız. Şimdi hareketi yaptım. Gel. Savunmayı aldım yanıma. Yakaladı. Koydum adımımı. 1-2. 1-2 kontağı bulduktan sonra havada dönerek floater atışımı atacağım. Evet. Evet. Devam. Devam. Çabuk çık oğlum. Bekliyorsun. Evet. Bekle. Çık. Evet. Atar. Bekle hiç artışma. Hadi yumuşak ateş. Güzel. Yaklaşma. Yaklaşarsın. Yaklaşırsan kesilirsin. Şimdi bekle. Bir kısa, diğer kısayla burada kaldıysa, net geçemediyse buraya geldiğinde yap kontağımızı. Bu kontak sonrası beni içeri aldıktan sonra çift zamanlı floater'ı atarsın. Tek adım, işte runner diyorlar. Bunu atmak istiyorsan uzun yardıma geldiği zaman adamı orada geçtiyse burada uzunun içine girmeden floater'ın en önemli özelliği erken çıkabilirsin elinde. Hadi yumuşak atman lazım. Güzel yaklaşma. Kötü atlar. Güzel. Çok yaklaşma. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Eksik atın da rolu atarsın. At. Çok iyi. Daha at. At daha iyi. Hadi daha pozisyona girme. Yine peşe. Turnike atmanızın şöyle üç adım atmanızın şöyle bir sakıncası var. Bir, iki diye bastığın zaman alanlar. Tek ayak atıyorsanız, tek ayak atıyorsanız, burada yendim, buraya geldiğim zaman eksik adım atmam, tek adımla daha kolay. Onun için hücum foul yapmak istemiyorsanız şu gibi bulduğunuzu erkenden atmanız lazım. Şimdi burayı buraya atladık. Şimdi burayı değiştiriyoruz.
bacak arası yapalım burayı. Bacak arasından sonra crossover yapıp geçelim. Onun üzerine round atalım. Diğer tarafı da sağ elle gelelim. Bacak arası crossover öyle atalım. Evet. Güzel. Hadi. Daha önceden girme kontağı, girme kontağı at üstünden. Çocuklar kontak patlayın, direkt açacağız. At, at. At yukarıdan, bir kere o arka kesilesin. Güzel. Bekle. Aldığım zaman defansın içine gireceğim. Bu kontağı yaptıktan sonra, alanı açtıktan sonra atacağım. Tek adımda gel koş, hiç kontağı girmeyeceğim, üzerinden açacağım. Sürü circle yapıyorum. Buraya doğru atak ediyorsun. Buraya geldikten sonra çok çabuk ayakların yerden kalkmadan hemen turnike bitiriyorsun. Aynı şeyi solda siz yapacaksınız. Tamam mı? Burayı güzel oyna. Topu tutmuyorsun iki elle. Tutmuyorsun. Hiçbir zaman tutmayacaksın. Bu kesilirsin. Uzun var kesilirsin. Devam. Tutma. Atış güzel, tek el, tutma, tek el, çabuk, çabuk, evet, böyle atmana gerek yok. Koç erken çıkıyorlar, beklesinler. Bekle, bekle, bak, topu al, buraya çektin, oraya gösterdin. İki oldu, bir herif var burada. Bekliyor seni, aradan çıkmadan. Burada amaç yok. O iki oldu gelmeden, bir an önce topu alacağım, çabuk adım uzanarak mümkün olduğu kadar alttan uzunun gelemeyeceği yerde paylaya topu bırakacağım. Tutma, tutma. Bitiriş güzel, çabuk çık. Güzel, 3 adım. Turnike, turnike. Eksik adım istemiyorum. Daha çabuk. Eksik adım istemiyorum. Evet, çok iyi. Ama eksik adım istemiyorum. Normal at çok turnike. Tutma artık. Al topu, al artık. Biraz kömür gelmedi. İsk adım atıyorsun, istemiyorum. Erken çıkıyor, koç çıkmasınlar. Çok adım diyorsun, çok ağırsın. Her seferinde kesilirsin. Uzunları da en sevdiği kesilecek olmuş. Biliyor musun? Ağabey bunu değil. Ama olsun, kötü olsun ama, kötü atış olsun ama tek el. Evet, tersi atar. Evet, tutma. Tutma elini. Daha çok aşağıda. Eksik adım istemiyorum. Tek gelip bu olur. Bekle. Bak buraya geliyorsun. Buraya atak ediyorum. Spin kullanacakmışım gibi. Buraya doğru sanki spin'i kullanacakmışım gibi fake atıyorum. Buradan sonra bir dilip bir kızlanarak atıyorum. Kasaklı top öyle. Gel böyle. Buraya. Evet şimdi dön buraya doğru. Evet çok şık. Eksik adım atıyorsun abi. Güzel. Çok çok tutma. Tutma. Tuttuğun anda kısa vuracak. Bekle. Şimdi topu niye tutmuyoruz? Çünkü topu tuttuğun anda buradan savunma geliyor. Gel. Yeni numaralı. Yakalaşın beni. Tuttuğum anda vuracak topu. Bak gel. Aldım buraya, hiç tutmadan kolumla kontrol ederek buradan bitiriyorum. Hadi anlayın mantığı. Güzel. Daha çok atarsın, basket olsun. Güzel. Hadi siz daha iyi, daha tempo. Tempo. Güzel. Erken başlamalıyım. Tutma. Tutma, duracak izni gelen. Güzel. Daha tempo. Çabuk at. Güzel. Bekle. Şimdi değiştiriyoruz bitirişi. Geliyorsun buraya. Buraya doğru atak ediyorsun. Sol elle. Kullandığın silini burada. Transition bir kenara veriyorsun. Oradan kullanırsan adam kaçar. Bu siliyor. Tamam mı? Ben gel. Savunma.
geldi. Bacak arasıyla adamı geçti. Şimdi dışarıdaki elin, dışarıdaki adamın da tek basıp çabucak tutuyor. Eksik adım. Dışarıdaki el, dışarıdaki el. Evet, bir direklik. Dışarıdaki adım, dışarıdaki. Hiç tutmuyorsun tek el. Güzel. Ha, daha iyi bitirsin. Güzel. İstiyorsan ikinci dribbling yap. Güzel. Çok iyi. Arkadaşlar erken çıkıyor. Tutma topu. Daha çok iyi. Tutma topu. Tek el. Tek el. Güzel. Hadi basket olsun. Güzel. Evet. Vur. Bekle. Burası önemli. Neden ikinci dribbling yapıyorsunuz? Çünkü siz adam geçerken patlamıyorsunuz. Burada geldi. Bacak arasını yapıyorum. Vurdum. Direkt atman lazım. Hadi ileri. Biraz daha sıkın seviyesinden gel. Bas. Güzel. Hadi basket olsun. Güzel. Altı çok. Hadi ileri. İleri. Güzel. Altı. Güzel. Bir tane daha yapabilirsin. Uzak kalırsın. Yap ikinci diye bunu. Tutma. Tutma. Çabuk çık. Çabuk çık. Tutma. Tuttuğun anda duracak savunma kenarda. Güzel. Güzel. Tutma oğlum. Tutma. Hep onu düşüneceksin. Tuttuğun anda bir el daha geliyor savunmalısın. Tutma. Güzel. Evet, bekle. Şimdi hareketi değiştiriyorum. Hatırlayın, sağ elle geldi. Arkadan yön değiştirme yaptı. Topu bu tarafta bıraktı. Çalışmıştık ya çiziyle. Buradan crossover aldı. Dışarıdaki adım, dışarıdaki el. Fakat atıyormuşum gibi diğer elimle birleştiriyorum. Fake atıyorum, bir adım daha gidip ters atıyorum. Yapabilir misin? Hadi bakalım. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. Fake. Güzel. Bir tek ikinci adımda fake. İlk adımda fake istemiyorum. İlk adımı bas. İkinci de fake. On. Güzel. Tülük atıyorsun, tülük et. Devam. Evet, hareket yapmıyorsun şimdi. Bu tülükeyi de göstereyim size. Şimdi bak, buraya geliyorsun, dümdüz gel. Birinci adımı attım, ikinci adımda fake attım, terse gideceğiz. Fake'i ikinci adımda istiyorum. Tamam mı? Geldi. Sonra bir tülük. Hadi. At fake'i. Yok, birinci adımda değil, ikinci adımda. Aferin, çok iyi, çok iyi. On. Timing'ini iyi yap. Uzun kandırıyorum burada. Evet, güzel. Erken başlıyorsun. Bitirsin öyle. Al bakalım. Hadi, hadi. Evet. Evet. Kurtarır. Evet. Hadi hiç fake yok. Yakalanırsın hep. Erken atıyorsun fake. İlk adımda da ikinciyi bas ikincide. Kötü yaptın. Evet bekle. Şimdi uzuna karşı atıyoruz artık. Uzundan hep kaçtık. Şimdi uzuna atak ederek bitiriş yapacağız. Burada uzun var. Koş burada duracak. Tamam mı? Şimdi buraya doğru geliyorsun. İstersen dribbling siz de yapabilirsin. İyi crossover yapman için. Bacak arasını atıyorum. Attıktan sonra cepsileri basıyorum oraya. Çünkü buraya gideceğim. Buraya basarsam oradan gider. Ama buraya doğru geldi. Crossover attıktan sonra sol elde giderken sağ tırkiye başlıyor. Bunun sebebi şu, uzuna doğru atak ediyorum. Uzuna doğru atak ederken çeviriyorum.
adımını es yaparak ilk önce sağ, sonra sol, ondan sonra da başla. Hadi bakalım. Güzel, güzel. Euroslet değil, Euroslet sonra. Fena değil, çok çekiyor. Güzel. Güzel. Euroslet değil, Euroslet. Bekle. Şimdi ne zaman Euroslet alacağız? Bekle. Okumanız lazım. Yap hareketi. Şimdi uzun kam seni dengeli aldı. Euroslep de atarsın burada, fark etmez. Ama uzunu kaldırmak istiyorsan uzunun buraya doğru atak etmen lazım. Atak ettiğin zaman, yani buradan gelip turnike atacakmış gibi, buraya atak ettiğin zaman uzun buraya jump attığı anda çeviriyorsun, adamı basıp buradan bitiriyorsun. Evet. Bu Euroslep. Çalışacağız burada. Haydi. Güzel. Ha, solda bitirmen lazım. Güzel. Fena değil. Güzel. 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 Hadi oluyor çocuklar. Daha tempolu. Güzel. Daha almaz. Güzel. Çok iyi. Güzel bitirmen lazım. Hadi o kadar abdest, aşağıdan atıyoruz. Hadi oğlum, turnikeler maskeli olması lazım. Güzel. Evet, Euroslep. Hadi çok sevdiğiniz. Hadi uzun kapatıyor. Uzun atayı kaçacaksın. Normal Euroslep öbür taraftan getiriyorsun. Geç. Bu step sarktık. Aynı adamın üzerinde sekmek step çalıyorlar. Güzel. Hadi basket olsun. Güzel. 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 Evet, değiştiriyoruz hareketi. Adam geçme hareketini değiştiriyoruz. Şöyle yapalım. Direkt crossover'a gidiyorsun. Tamam mı? Attın topu. Attıktan sonra burada koş duruyor. Dursana koçum. Ver bana. Koça atak ediyorum. Koça geldikten sonra kontak yapıyorum. Kontakla ittikten sonra biraz daha power'laya, kolunu açmadan bu kontağı istiyorum. Buraya bastıktan sonra sağından geçip kepi bulup içine bırakıyorum şimdi. Yalnız hücum foul yapmaman lazım. Koç biraz daha yapmış. Yukarıda karşıda ısınlar seni. Evet, başla. Bir kontağı. Erken basmış. Haydi yürü. Kontak sistemi. Bekle. İşte bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri. Kontakla oynamayı bilmiyoruz. Herkes kontaktan kaçıyor. Ama yarın bir gün A takım seviyesine çıktığınız zaman 5 tane veya 6 tane Amerikalı oyuncu veya işte başka ülkeli, Türkiye'ye bir sürü iyi oyuncu geliyor. Onlarla oynadığınız anda onlar da hepinizle kontak yapmak isteyecekler. Kontak yapmıyorsan, her seferinde kontaktan kaçıyorsun, kontağa girdiğin gün kaybediyorsun. Onun için kontak yapmayın, fark etmez boyun ne kadar kısa. Tabii ki 2 yoklu kadar oraya gitmeyeceksin. Ama buraya 2 metre 10 santimlik adama bile atak edip onu kontakla atış yap vuracak bir pozisyon yaratan kısalar var. Onun için erkenden kaçmayın, dribblingle koçun üzerine gidip kontakla pozisyon yaratın. Erken, dağılırsın. İlk adımda üstüne. İlk adımda üstüne koşun. Git üstüne, git üstüne. Hadi dağılma, dağılma.
Erken bozulmuş. Erken bozulmuş. Şimdi yapamıyorsunuz. Alışmadınız bu seviyede. Yapamıyorsunuz. Bunu yapabilmek için buraya geldiğinde ilk adımı başlaman lazım kolda. Kolunda iterek değil. Buraya vurduğum zaman bir, iki açıp bitirmem lazım. Eğer erken adım atıp da ikinci adımda kontağa girerseniz hepiniz daha alacaksınız. Onun için ilk adımda sen kontak yapacaksın. Koş kontak yapmayacağım. Gel. Gel. Biraz daha yukarıda atlatalım. Hadi erken kontağa gelin. Gir içine. Hadi topu sakla. Topu sakla. Hadi dağılıyorsun. Dağılıyorsun. Gir içine. Hadi koş, size savunma yapıyorum. Kaçma, kaçma, git oradan. Hadi erken adım diyorsun. Evet, spin move yapıyoruz. Atak ediyoruz, spin move bitiriyorsun. Spin move biliyor musun? Ver, ver. Geçtim adamı, buraya doğru geldi, ponta aldım, spin move bitiriyorum. Karayı kullanarak, evet, geç orayı. Hop. Hadi dağılma, biraz daha aşağıda geçmiştim. Evet, güzel. Güzel. Hadi bir kuruş olur. Sen böyle. Erken dönme. Hadi boşalt oraya. Oraya geliyor. Bekle. Bekle. Bir daha. Devam. Şimdi hepinizin ortak hatası şu. Ben. Buraya geldiğinizde koç okuyor spin move yapacağım. Yani savunma okuyorsunuz. Buraya geliyorsunuz ve spin move yapmaya gidiyorsunuz. Şimdi spin move yapmak istiyorsan kendine alan yaratman lazım. Bu alanı yaratabilmen için de bir kere buraya atak etmen lazım. Yani soldan geldi, buraya atak etmen lazım bir savunma kafası. O zaman kontrolü spin move dönmen lazım. Siz erkenden burada spin move yaptığı için bütün oyuncuların düştüğü tuzak döndüğü zaman seni okuyor. Onun için önce koçun tersine atak et. Haydi. Atak etersin. Evet, şimdi daha iyi. Evet, tersi atak. Sağla. Atak, atak, atak şimdi. Sağla. Evet. Tersi atak. Hadi oku koçu. Oku koçu. Erken dönüyorsun. Evet, dağılma. Dağılma. Hadi o topu alman lazım. Çok da alman lazım. Erken dönme. Çok da alman. Evet, şimdi oldu. Hadi erken dönüyorsun. Erken dönme oldu. Güzel. Güzel. Evet, şimdi o koçu okuyorsunuz. Spin move'a geldi. Ben atak ettim. Koç kapattı. Spin move yaptım. Koç geldi buraya kapattı. Şimdi hafif step back üzerinden atıyorum. Haydi. O değil. Devam. Bekle. Şimdi bak. Bir daha. Ver. İyi hayal edin. Siz hayal etmediğiniz için hata yapıyorsunuz. Bu oluyor maçta karşına gidiyor. Geldim buraya doğru. Buraya atak ettim. Spin move yaptım. Buraya doğru döndüm. Koç buraya geldi. Buraya dönemediğim için tekrar kendimi geri alıyorum. Geri aldıktan sonra atışı yapıyorum. Yani geldim. Geldim. Spin move yaptım. Dönemedim. Tekrar kendimi geri aldım. Kaçarak atış yapıyorum. Gel.
Dönme oraya, terse. Hadi spin fake, terse. Evet, güzel. Hadi, daha dengeli, daha dengeli. Evet, hadi dön terse. Dön, dön, geldiğin yere dön. Evet, güzel. Atak, atak. Sağlam dur. Evet, güzel. Evet, dön terse. Step. Evet, güzel. Güzel, daha çabuk, daha çabuk atak. Evet, güzel. Dön terse, yumurta yumurta antrenman. Evet, ya çok kalıyorsun, bekle. Şimdi burada forması çok önemli. Hem kalça, hem karın kası, ben. Dengeli oturmak sahaya önemli. Buraya doğru geldi. Buraya spile başladığım zaman oturmam lazım. Topu oturarak çektiğim zaman buraya fake attı. Buraya geldiğinde şimdi buradan sonra bütün bu kuvvetimi kullanmam lazım. Bunu geriye bastığımda da sıçradığımda dengeli olmam lazım. Onun için iyi otur. Yerden kuvvet al. Evet. Atak, atak. Bak spin burada inandırıcı olması lazım. Sağlam basın. Bak çok kötü basın için. Zayıf atış. Evet yeterli. Oturun arkadaşlar suyunuzu için. Şimdi sıkıntı şu. Geçten sonra direkt alıp dripling'le beraber içeriden fingerman tunik yapıyorsun. Yani 1-2 içine bırakıyorsun. Tamam mı? Hadi at bakalım spin. Geç yap. Koş stepsleri söylüyoruz. Evet. Hadi top güzel spin. Topu aldıktan sonra da evet. Küçük makas. Atak ediyorum. Hiç fake atmadan. Evet. Hadi daha çok atalım ben. Evet, geçerken küçüklerim, turnikeyi atarken biliyorum. Evet, şimdi atıyorum, at turnikeyi sen. Yakaladıktan sonra spin attım. Yakaladıktan sonra şut fake'i. Şut fake'inde hiçbir zaman topu yukarıya kadar kaldırıp dengemi bozmuyorum. En fazla çeneme kadar. Fake'i attıktan sonra adımla beraber dribbling'i yapıyorum, stretch yapmadan. Atak ediyorum. Şimdi burada bu taraf runner atıyorum, eksik adım yukarıda, öbür üstüne floater atıyorum, omuzumu koyuyorum, buradan atıyorum. Hadi bakalım, bekle yapsın. Stepsleri sürüyoruz, yol tadını kaldırıyorsun. Evet, uçuyor. Steps oluyor. Hadi adımla beraber atıyorum. Hadi yavaş yapmayacağız abi, hızlı yapacağız. Steps oldu. Güzel. Güzel. Hadi kalkmayacağız, bekle. Şimdi detay önemli. Ver. Aldım. Aldığım zaman oturuyorum abi. Her zaman buraya oturdum. Gelmiyorsun savunma şutunu atacağım. Onun için vücut yukarıdayken attığım fake'in değeri yok. Vücut aşağıdayken topu kullandım. Kaldırdığım zaman balansımı bozduğumda değerim yok. Bu yüzden her oturduğumda şut. Ben inanmıyorum. Bunun daha inandırıcı bir şut fake olduğuna inanmıyorum. İyi savunmacı bunu yemiyor. Bu bir akış senin dengeni bozuyor. Bunun üzerinden penetre ettiğin zaman. Onun için buraya geldiğin zaman şut fake'i kafasında bile, kaşında bile atan oyuncu var. Yeter ki sen bunu iyi demeyebileceksin. Ama burada dengeli durmak önemli. Bacakların açıklığı önemli. Fake'den sonra da beraber burada atlayabilmen için bacağının ve pivot adımının değil, jab step yaptığın adımın çabuk ve kolunun onunla beraber uyumlu olması önemli. Steps oldu. Adımla arkada kalıyor. Düzeltmen lazım.
Hadi hiç adım kullanmıyor. Ay, ben de elektrik yapamıyorum. Adımların yan yana. Flotter mi? Karşı taraf, flotter bu taraf. Steps oluyor. Çabuk al olması lazım. Dribbling'de, dribbling'de adımın beraber olması lazım. Steps oluyor. Hadi ben. Bekle. Şimdi Amerika'da gelmişler onlar da. Bütün bu jet setleri steps yapıyorlar. Amerikalı oyuncular gibi. Onlar Amerika'dan gelip steps yapıyor. Çünkü orada çalmadıkları için siz buradan gelip steps yapıyorsunuz. Şimdi burada şu çok önemli. Şimdi, bir şekilde maçta gel. Aldın bunu. Savunma buraya girdiği zaman sen bunu kullanmak zorundasın. Bunu kullandığın zaman gel sen beni savun. Steps yapmamak için direkt topu buraya vurup steps yapmadan kendini kurtarayım demek var. Kendini geliştirip bunu buraya keçi yaptığınız zaman adımla beraber bu adam aşağıdayken jab step'le adımı vurduğunuz zaman adamı rahat geçmek var. Onun için eğer bunu steps yapmayayım diye buraya vuruyorsan bütün Amerikalılar ilk geldiğinde onu öğretiyorsun. Steps yapma da önemli değil diye. Ama sonrasında istiyorsun oyuncudan buraya geldiğin zaman beraber kolunun bacağından daha çok kalmasını istiyorsun. En önemli ayrıntı ama bu topu buraya alırsan bunu indirene kadar bu ayak hiçbir zaman yerine durmuyor, hep kalkıyor. Onun için bunu aldım, beraber aldık, fake yaptık, tuttuk. Sonra beraber bunu çalışmamız lazım. Haydi yürü. Yukarı kaldığın an, kalktığın anda steps. Top kalkacak ve işte sen kalkmayacaksın. Steps. Hadi devam. Evet, değiştirdik şimdi. Sizin en sevdiğiniz swing hareketi, yani crossover hareketi. Bence çok değerli. Özellikle rahmetli Batur abiyi de anladım burada. Kanat oyuncusu derdi. Kanat oyuncuları için çok önemli. Geçsene koç. Yani burada ringe çıktığı zaman oyuncu topu aldığında gelen savunmayı direkt küçülüp savunmanın tersine atak etmek çok önemli. Gel oğlum savunma yap bana. Takip et beni arkadan. Gel. Yaklaş. Bu çok önemli. Bunun için adımının az olması lazım. Savunmayı okuman lazım. Burada yakaladığın zaman da savunmanın ters ayağına atak etmen lazım. Şimdi atak ettikten sonra dışarıdaki el bitiriş yapıyoruz. Hadi bakalım. Koç veriyor pası. Küçük. Tek dripling. Hiç o istediğim şey değil o. Yok. Güzel. Evet. Hadi. Hadi iki dribbling yapabilirsin. Atak. Güzel. Bekle. Tempolu çıkacaksınız. Hadi bunu da düzeltelim. Baş üstü pas veriyorum. Fake atıyorum. Çabuk geliyorum. Yakalanmaz. Buradan bastım. Tekrar atıyorum. Evet. Dışarıdaki. Evet. Uzun dribbling. At, çabuk at. Fark etmez. At. İki dribbling yapabilirsin. Oğlum iki dribbling yap. Atak çarpıyor. Çabuk. Hop. Bitti. İki dribbling. Evet. Güzel. İstin sen çabuk yap. İki dribbling. Bitti. Evet. Çok iyi. Güzeldi. Evet. Çok iyi. Söylüyorum. Sen en sevdiğin hareket bu. Ama öbürünü çalışmamız lazım. Hadi kaçırma. Yavaş. Hadi öne doğru alıyorsun. Güzel. Hadi kareyi kullan. Evet, yürür step atıyorsunuz. Geçer geçmez şimdi. Hadi başla. Atak. Evet, bitir. Güzel sen de. Çabuk. Hop. Hadi adımını kaldırsan step step denilen. Hop.
ver. Temponu çıkış ver. Evet, geldik böyle. Geldik böyle. Buradayız. Şimdi close out'u atak. Kısa oyuncular için çok önemli. Yani close out'u atak zaten tamam, siyahların olması lazım, donanımın olması lazım. Şutun yoksa zaten close out'u atak edemezsin. Çünkü kimse sana close out'u yapmaz. Close out'u atakta okumak çok önemli. Neyi nerede kullanacaksın? Şimdi inşallah arkadaşlarla iyi yapıyoruz. Anlıyorsun tokmada. Koça çok güzel başüstü bir cross pas atıyorsun. Dirseğe doğru tekine atıyorsun. Tepeye çıkıyorsun. Tepeye çıkıp yakaladıktan sonra direkt buradan koçu geçiyorsun. Alır almaz geçiyorsun. Steps yapmadan. Koçu geçtikten sonra, yani beni geçeceksin. Burada bir tane daha koç var. O koça göre bitiriş yapıyorsun. Öğrendiğin her şeyi yapabilirsin. İki adım floater, tek adım runner. Omzunu koydun, bitirdin. Euro step yaptın, spin move yaptın. Gerisi sana kalmış. Koç, hazır mısın? Yalnız muhteşem bir detay var. Beni okuyorsun. Şimdi kural şu, at bası. At fake'ini. Yakala ve dolan. Şimdi eğer buradaysa, ellerim aşağıdaysa, şu da atacağız. Buradaysa, ellerim aşağıdaysa, şu da atacağız. Eğer elimle sen atak ettiysen, ayağına atacağız. Eğer iyi yüzüyüm, oyuncuyken ben bunu kullanırım. En sevdiğim şey de oyuncunun dengesiz olduğu ayağından geçmek. Burada da benim buraya doğru giderse ben slide'ına devam ederim yakala. Ama eğer önündeki ayağı atak ederse o zaman bu adamı çekene kadar bizim kurallarına da aykırı rakibini geçersin. Onun için sana böyle gelebilirim. Sana böyle gelebilirim. Ayağına bakmayacaksın. Topu aldığında benim pozisyonumu bilmen lazım. Duruşumdan hangi taraftan atak edeceğini doğru okuman lazım. Bitirişinde sonrasında koça istediğin gibi yapacağız. Tamam mı? Bak, güzel pas. Yanlış. Devam, devam. Devam, siz yanlış olsa da bitirin. Yanlış. Yakaladırsın, beni okuman lazım. Buna parayı verin. Buna parayı verin. Evet, doğru. Güzel bitir. Tamam, geçti herhalde. Çok açtı, doğru. Hadi, defol için. Evet, güzel, güzel, aferin, aferin. Hadi ayağı takip et. Yakalarım orada. Yakalarım. Yanlış yerden gidiyorsun. Hadi bana bir tersi atak etmen lazım. Evet. Hadi güzel pas, bir daha, bir daha. Senin o pası oraya yapmak, tek yapman gereken görev. Ayağımı oku, ayağımı oku. Evet. Ayağımı oku. Evet. Ellerimi oku. Evet. Bekle. Şimdi şurada bir detay var. Eğer dengeliysen ben, ve topun içindeysen iki tarafa da atak edilir. Ama bir tarafta, close out'a gelen oyuncuların en büyük hatası çık. Bir oyuncu close out'a geldiği zaman hep bir adımla öne alıyor. Yani close out'ta aslında koç oluyor. Yani savunma içinde ver topu da. Şu top havadayken iyi close out savunmacısı at koç. Gelip durması lazım ama çoğu savunmacı top havadan yola çıktıktan sonra geliyor.
şu alanda kapatmak için elini kaldırarak gidiyor. İşte onu okumak, o detay çok önemli. Onun için kötü klozat yapıyorsan ayağı atacaksın. İçerideysen şutu atacaksın. İyi klozat yaptıysan istediğin yerden geçeceksin. Hadi gitme koşun üstüne gitme. Aferin, aferin. Evet. Evet, eller yerde. Aferin, aferin. Güzel bitir, aferin. Evet, şimdi siz kendiniz yapıyorsunuz. İstediğini yapıyorsunuz. Haydi. Bitirişler önemli benim için. Başla. Koştan bitirişlerde yakalım. Güzel. Çok çık. Güzel baş. Çok çık. Evet. Güzel. Koş. Bir bunlarla git. Orta artık bunlar. Evet. Aferin. Hadi güzel bitir. Güzel bitir. Evet, geldik böyle aşağı çember altına, yine koçuklarda. Double exit, herkese kullandığı offense. Double exit, spin çıkışı kullanıyorsun. Şimdi bizde şöyle söylüyoruz oyuncuya. Diyoruz ki, seçiyoruz karşı tarafta. İşte mesela Semime'ye diyorlar ki, Semime'yi sağa sürme, sağa gönderme. Neden Semime'ye eğer spin'i yakalarsa bu sağ tarafta, burayı yakaladığı zaman, buradan da çok güçlü penetresi olduğu için Semime'yi sola yönlendiriyoruz. Ama double exit, yani kısa dönem kalıp olarak eğer... Ya biz burada üst düzey basketbolundan bahsediyoruz. Kısaların burada pozisyon mücadelesini vermesi lazım. Yani şimdi burada buraya gitsem bile, burası kapansa bile, bir kere her seferinde burayı zorlamam lazım. Çünkü burada kısa foul alıyor. Çok kolay foul alıyor, eğer doğru süresi de atışa gidiyor. Buraya gitmeyeceksin. Onun için bu pozisyon mücadelesi, buraya doğru geldi, geldiği yandan tersi gene atak edeceğim. Ama her seferinde nereye çıkmak istiyorsan tersine atak edeceğiz. Bir. İkincisi, skrine yakın çıkıyoruz. Koç ben vereyim, sen burada savunmaya gel. Skrine yakın çıktıktan sonra iki tane koç var. Bir orada koç, bir burada koç. Şimdi skrin çıkışında bunu çalışıyoruz şu an. Topu yakaladığım anda buradan dönmem lazım ve dengemi bulmam lazım. Yani bu ayağın gerideyse şut önünde bir atacağız. Bu ayağın önündeyse dengeli olacaksın. Buradan atacağız. Onun için bu dengeyi bulacaksın. Koçları okuyorsun. Koçun ayağını da okuyorsun. Ayakları dönmek açısından. Benzer tarafına atak edebilirsin. İçeriye atak edebilirsin. Ama her atak ettikten sonra ikinci yardımı da okumak zorundasın. Bitirişleri nasıl yapıyorsak yapıyoruz. Şimdi koç her seferinde uzun gibi kalıyor. O yüzden flare yapmayacaksın koçuya. Çıkıp alacaksın. Hadi başla. Çok tempo. Ayakları göster. Evet. Koç sende orası yanlışlıkla. Evet. Evet. Güzel. Koş sen savunma yap, bundan çıksın, yanlış koş. İkinci atak edene savunma yap. Bekle. Nereden çıkıyorsun şimdi? Savunma girer oraya. Yakın çıkman lazım. Tamam mı? Yakın çık buraya. Skrini kullan. Basla beraber denge. Bekle. Sen ver. Güzel ver pas. Evet, çık. Çok tempo oldu. Çok ağırsın. Evet. Bunu değil. Bunu göstermiyor. Floater bitir. Eurostep bitir. Evet, çık. Bekle bir daha. Hadi gençler, hadi gençler. Çık. Evet, çabuk dönün şu. Evet, güzel. Güzel. Çabuk. Çık.
Evet. Hadi şut var, şut var, şut var. Hadi kafayı çalıştır. Çabuk, dön çabuk. Vücudunu göster dengeyi, evet. Ters ayak, adımlar. Ters ayak, ters ayak. Çek. Evet, güzel. Güzel. Tempo, dön bakayım kalsana. Evet. Güzel. Hadi floater istiyorum. Adamlarda floater istiyorum. Bitir. Güzel. Daha çabuk. Daha çabuk. Tempolu. Evet, aferin. Evet, bekle. Şimdi iki koşulu burada sağa çıkıyorsunuz. Savunma yukarıdan geçiyor. Screen'i kullandım. Screen'in içine kadar adamla kontakta kalıyor. Adamın yukarı hamle yaptığında durduğum yerden flutter yapmayacak. Durduğum yerden flare yapmayacak. Yani durduğum yerden flare yapmakla bakmasın koça. Buraya doğru geldi. Buradan flare yapmayacak. Bunu alabilmek için açılmam lazım. Pas açısını yani. Pas yolunu kapatan koçtan yukarı çıkman lazım. Buradan sonra atak ediyorum. Buradan sonra atak ediyorsunuz. Runner atıyorsunuz. Bastım. Sağa devam. Hadi bakalım. Screen içine kadar çok tempolu göreceğiz. Başla. Evet, çabuk. Güzel. Hadi çabuk. Hadi abi. Çabuk. Köşeye. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Aç çabuk. Yukarı kadar gel, yukarı kadar gel. Bekle. Bak şimdi direkt oraya gidiyorsun. Buraya atak edeceksin. Screen burasını atak edeceksin. Bundan sonra dinayı görmeye başladığın zaman bundan sonra düşeceksin köşeye doğru. Vücut dengeni buraya öne doğru getirerek atak edecek pozisyonu getirir. Buradan eğer erkenden çözülürsen savunmanı hiçbir zaman o şekilde savunmayacaksın. Buraya kadar gel. Buradan sonra çözüm flare yapmak için. Buradan sonra atak et. Haydi. Evet, çabuk. Çabuk. Evet, çabuk. Atak. Güzel. Evet, geldiğiniz aşağı. Şimdi köşeden split kullanıyoruz. Genelde down pickleri ben öyle tercih ediyorum. İki tane forward'ı köşelere yerleştirip geniş alanda down pick kullanıyorum. Yani down pick'i burada da yerleştirebilirsiniz forward'ınızı ama ben bunu tercih ediyorum. Eğer burada uzunlar şutörse alanı da büyüttüğünüz için iki uzundan backdoor atma şansı da çok kısalır. Uzunların çözülüp dışarıdan şut atma şansı da çok. Şimdi burada her seferinde fake atıp skre doğru atak edeceğim. Yakın geçeceğim. Şimdi koçu okuyacağım. Koç yukarıdan kapatıyorsa hemen dışarı çözülüp flare yapıp buradan atak edeceğim. Koç arkadan takip ediyorsa İstediğin gibi bitireceğim ama kendi turnikelerinizle değil başında çalıştığınız turnikelerle. Koç sen doğru savunma. Güzel pas. Evet. Hadi yanlış bitiriyorsun. Koçun üstüne girme. Çember altında. Hadi okuman lazım. Okuman lazım. Evet. Evet. Güzel. Aferin. Hadi. Ülke sokacaksın onu. En zor şeyi yapıyorsun. Çok atak et. İkinci driblinge gerek yok. Bir foul yaparsın. Güzel. Hadi basket olsun. Evet. Güzel. Aferin. Çok iyi. Hadi basket olsun. Bir daha gel. Evet, atak. Hücum foul yapacaksın oğlum. Çok atak. Topunu al.
Bekle. Sen bir çıksana. Gel oğlum buradan. Sen gelsene. Çabuk. Hadi şimdi de geçeceksin. İçine geldik komşu. Hadi bu kadar tümük öğrendik. Burası ve... Evet çok kadar. Evet çok iyi. Aferin. Pas vermediğiniz sürece en başında söyle tek görevin iyi pas vermek. İyi pas ver. Geç. Yap körlü. Hadi iyi oku. İyi oku, ne yapacağını bilmiyorsun. Çabuk atar. Aferin. Aferin. Hadi basket olsun. Aferin. Çok iyi. Evet. Şimdi bir grup yukarıda. Bir grup köşede. Yani 2'ye 0. Şuradan veriyorsun pası bana. Sizde top yok. Bırakıyorsun. Şimdi şey çok önemli. Kısa kısaya screenleşme ve kısa kısaya screen'i iyi okuma doğru reaksiyon verdi. Flare screen. Fakat birbirini iyi okuyan kısalar olduğu zaman her zaman doğru okuyan kısa ya turnike buluyorsun ya boşluk buluyorsun. O yüzden buraya geldiğinizde iki oyuncunun da birbirine göre reaksiyon vermesi lazım. Pası verdikten sonra koşarak screen yapıyorsun. Bana veriyorsun. Koşarak screen yapıyorsun. Bekle. Screen yapıp devrilip bekle. Geri git. Geri git. Screen kullanıp backdoor atabilirsin. O ayrı oradan değil. Bu tarafa doğru. Sen çözüyorsun. Ama her seferinde birbirinizle biriniz atacak. Top olacak. Biriniz de backdoor atacak. Bunu doğru okuyacaksınız. Tamam mı? Hadi başla. Yürü. Hadi daha çabuk. Screen yapan ya devrilecek ya top olacak. Evet, çabuk pop pop göster kendini. Evet, devam. Devam. Evet, pop pop pop'a gelmeniz lazım. Pop olan gözüksün topa doğru, evet. Koş, devre yapsınlar size. Hayır hocam, bana. Yürü, yürü, koşarak. Çabuk oynamayın. Evet, koşarak. Evet, çabuk oynamayın. Bekle. Şimdi şu detay önemli. Split game oynuyorsun. Kısa screen yaptı. Kısa split olmadı. Veya split oldu. Ne olursa olsun. Pop olduğunuz zaman topla uzağa pop olmayacağız. Topla pas açısı oluşturacaksın. Topa en azından bir yarım adım gitmen lazım. Buraya gidiyorsun. Dina yiyip turn over turnike yeme şansın var. İyi koşarak screen'e gir. Burası da tempolu, birbirinize koşmanız lazım. Pası verdikten sonra tersi hareketler. Koş, ya git flare'e, baktın ki backdoor oldu, hemen çözün topu al, bunun üzerine atak et. Ya da direkt sen backdoor'a git, sen dışarı çözülerek bana gir. Oyna. Oyna, koşarak. Çabuk, aferin. Çabuk, çabuk. Kaçma, gel bana. Gel bana. Dina yiyeceksin. Çabuk. Hadi iyi okuman lazım. Hadi yürü, 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 yürü. Hadi kaçma. Hadi iyi diamond. Evet, gözük. Aferin. Yürü. Hadi okuman lazım. Üzerinden gidiyorsun screener. Screenci üzerinden gidiyorsan takmışın adama split olman lazım. Koşta savunma yapsanıza. Hadi switch olacak iyi okumanız lazım. Hadi ikiniz de kaldınız değişin.
Bende var, toplaya bakıyorum. Evet. Güzel. Haydi. Hadi çok çok. Görüyorsan turnikeye gideceksen çok speed ol. Olmaz, ikiniz de adamın kucağına gidiyorsun. Sen de kucağına gidiyorsun bak. Şu amaç şu. Koçlara detayları anlatmamız lazım. Sizi anlatıyoruz. Gel buraya. Sen topu alıyorsun. Bırak gel. Gel buraya. Yavrum gel. Koştu. Top yok sende. Spin geldiği anda buraya kontak spin yapacağız. Şimdi bu spin yaptığı anda switchleyecek şimdi. İkinizin de şu imkanı var. Senin turnike imkanı var buraya giderken. Senin de buraya top olursa, onu kucağına gitmezse buradan şu imkanı var. Koç içine giriyorsa da close out. Zayıf ayağının üzerinden atak etmenizde. Onun için bazen kontak spin yapabilirsin. Bazen slip spin yapabilirsin. Ama önemli olan sonrasını iyi okumak. Tempolu oynamanız çok önemli. Top bende. Yürü. Çabuk, çabuk. Evet. Gidiyorsun koçun kucağına. Bak koçun kucağına. Tam olanlar. Sikrini kullananlar. Switch'in kucağına gitmeyeceksin. Buradan topu isteyeceksin. Gevde atak edeceksin. Ben oynayayım mı? Gel. Ver. Yap screen. Yap. Bekle. Savunma yap. Evet. Geldim buraya. Switchledi. Bak şimdi buradan gittiğim anda oraya gidersen koç seni bekliyor switchle. Oraya gözükmen lazım. Onun üzerine atak etmen lazım. Bunu kovalamanız lazım. Bunu okumanız lazım. Hadi. Evet. Şimdi atak et. Daha aferin. Güzel. Evet. Yürü. Top oldu, screen yaptığın zaman kucağına gidiyorsun. Sen eğer switch yapıyorlarsa, switch yaptıkları için buraya çıktığın anda bunu bir daha taşıyorsun. Bunu düşünmeniz lazım. Haydi. Yürü. Çok sağ ol. Aferin. Oyna şimdi, atak et. Evet. Güzel. Evet, yeterli. Antrenmanların başında ısınmadan kullandığımız drillerden biri. Burak Koç, buyur. Hadi peynteye kadar penetre. Evet. Ha, çabuk hareket etmeniz lazım. Aşağı, hop. Bekle. Şurada çok önemli bir detay var. İşte burada çalışmak burada çok önemli. Bekle kadar penetreyi yaptım. Çok iyi paslar lazım. Tek el pas dediğim üzere. Neyi verebiliyorsa oraya. Önemli olan o pası. Ama verdikten sonra ver bana, geç oraya. Pası verdikten sonra buraya gelmem lazım ve burada topu aldığımda vücut dengemi bulmam lazım. Eğer bulmadıysam topu yakaladıktan sonra vücudumu öne doğru almam lazım. Bulduysam jump'la beraber bunun üzerine tekrar atak edecek veya şut pozisyonunda kendimi sokacak pozisyonda olmam lazım. Tembel oyuncu geç gelir. Çalışan oyuncu çabuk gelir. Atak, hemen atak. Evet. Evet, jump. Evet, güzel. Çabuk atak. Hemen girişim. Evet. Hadi oğlum, bir tane ribaund alacaksın. Hadi oğlum, biz almayacağız oğlum, sen alacaksın. Jump. Hop, çabuk. Evet. Hadi, dribbling kesmeyin abi. Dribbling kesmeyin. Hop, tutarak git. Dribbling güzel pas. Evet, çok iyi. Çok çık. Hadi, bu köşeye çıkıyoruz devamında. Köşeye gel tekrar. Gel buraya. Bak çabuk, çabuk. Beynin içine girmeden çabuk pas. Gel bir köşeye, gel bir köşeye. Aldın, pozisyonu al. Evet, tek el pas, tek el pas. Dribbin üzeri tek el. Hop, atar. Güzel, gel köşeye, gel köşeye. Güzel, güzel. Al çizgiye bas, bas, bas. Ayı kontrol et. Hop, bir daha. Bir daha gel köşeye.
Dinle, bekle. Bak neden tekel pas istiyorum biliyor musun işte ben? Şimdi bak buraya geldin, bu topu tuttun, kaldırdığın anda yakalayacak savunma. Onun için sen topu tuttuğunu göstermeden buraya geldiğin zaman atacaksın pası. Sol veya sağ fark etmez. Buraya geldin, dribbingi kesip duramazsın, stop yapamam, öyle bir vakit yok yani. Pas açın, aralığını bulduğunda göndermen lazım, haydi. At 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 at, çabuk çık yukarı. At hemen, at hemen. Çabuk çık at geriye. Evet, at hemen. Güzel, çıkar. Evet, atar. Güzel. Çık yukarı, hop. Dengeni bul, hop. Güzel. Atak bir daha. Yukarı gel. Hadi yalancı penetre. Bulamadı. Close out geldi. Adamımı çektim buraya kadar. Zamanlıyorum arkadaşımın gelmesini. Dönüp corner'daki adamı buluyorum. Başla. Hop. Çabuk. Atak. Çabuk gel. Penetre. Pas. Gel köşeye. Gel köşeye. Evet. Çabuk. Şut. Hadi. Hadi oğlum. Her topu iyi bol atıyorsun. Hadi. Çabuk. Güzel. Hadi sağlığında ya da sizin olduğunu görün. Çabuk, çabuk. Zamanla şimdi yalancı penetre. Evet, güzel. Hadi, jump yaparsan bacaklarını... Evet, güzel. Hadi, corner'da jump'a şutu alacaksın. Adımını çekemezsin çizgiye basıyorsun yoksa. Evet, jump atacaksın. Evet, daha erken gelmen lazım. Hadi, belediye olduğunda köşede yerini alman lazım. Çalış, çalış, gel çabuk. Çabuk çalış, 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 çalış. Evet, hadi adımını çek buraya, jump at. Çok iyi, fazla. Değiş, değiş, değiş. Hadi, hadi. Çabuk. Hadi step jump abi. Ben de onlar kadar antrenörüm. Evet jump. Güzel. Evet. Sağda geniş. Biraz evet böyle yerleşiyorsun. Pikenler oynadığım anda ball side'dan jump verdiğinde gözüküyorsun ama alır almaz ortaya atak edeceksin. Ortaya atak ediyoruz. Atak eden paint'e giriyor. Şimdi bekliyorsun. Şu çok önemli. Pas gelirken gelmeden önce hareketlenmeye başlıyorsun. Bir daha paint'in içine bekle. Erken hareket etmeyeceksin. Seni tutan adam koç tutsan olur. Hiç önemli değil. Buraya geldi şimdi yukarı doğru hareketli. Bir daha paint'e girişine. Dört köşeye doğru flare yapıyor. Daha dışına atıyoruz. Tamam mı? Penetrelerde hiç vakit kaybetmeyin. Hareketli direkt geleceksiniz. Timing ve spacing çok önemli. Yalandan dolayı çabuk ver. Çabuk atar. Çabuk atar. Uzaklaş. Çabuk atar. Evet. Hadi iyi pas. Değiş. Bir daha. Bir daha. Hadi gençler. Hadi bitiyor son. Çabuk atar. Uzaklaş topla. Uzaklaş topla. Bir daha. Penetre eden penetre pas. Tamam mı? Çıkma. Penetre eden penetre. Atak. Uzaklaş. Atak. Güzel. Son bir defa yapıyorsunuz. Alan paint'e atak. Alan paint'e atak. Paint'e atak. Tamam mı? Buraya atak. Aldığın zaman paint'e atak. Sana doğru geldiği zaman topun tersine gitmen lazım. Uzaklaşman lazım. Tamam mı? Veya topun arkasına doğru gelmen lazım. O başında öğrettiğimiz jump gibi yaparsın. Haydi adamını okuman lazım. Beyte kal oğlum. Beyte kal oğlum. Evet. Şut. Güzel. Evet. Teşekkür ederiz. Geçebilirsiniz arkadaşlar. Sağ olun.